Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız okulların açılmayıp açılmayacağını merak ediyor. Aslında birçok takipçimiz bizlere kendi düşüncemi yansıtan bir video yapmamı istedi. Bu videonun farklı olmasının nedeni tamamıyla kendi düşüncemden bahsedeceğim. Okulların açılıp açılmayacağına dair kendi düşüncemden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi hep beraber videoya geçelim. Takipçilerimizin isteği üzerine biz de sizlere bu video çekmeyi karar verdik ki yapılan açıklamaları göre zaten benim kendi düşüncem şu. Vakıf sayısının en az binlere, iki binlere inmeden okulların açılmaması gerekiyor şu anda. Zaten Mart'ın sonuna kadar da büyük ihtimalle vakıf sayıları binlere, iki binlere inemez. İnmesi çok zor. Bir ay içerisinde bu vakıf sayılarının bu kadar düşmesi gerçekten çok zor o yüzden bana kalırsa 1 Mart'ta okulların açılması bence çok erken bir çok erken bir karar. Çünkü zaten şu anda vaka sayıları 7 binlerde 8 binlerde seyrediyor. Bu zaten çok kritik bir rakam. Aynı şekilde ülkemizde bir mutasyonlu virüs, aynı şekilde de mutant virüs e, olasılığı var yani yayılma olasılığı var. Zaten son günlerde de biliyorsunuz ki bu olasılık bu artış devam ediyor. Bulaşıcılık hızı artıyor mutant virüste ve mutasyonu virüste. Bu yüzden bana kalırsa 1 Mart'ta okulların açılması çok erken. Zaten köy okullarında açılıyor. Hadi köy okullarında açılıyor diyelim. Ee, köy birazcık daha az nüfuslu diyelim. Ama şehirlerde en azından şu anda okullar açılmamalı. Nedeni ise dediğim gibi son günlerde vakıf sayısı zaten çok seyrediyor. Bu nedenle bu 1 Mart tarihi bence birazcık daha ertelenmeli. En azından Mart'ın sonlarına doğru ertelenmeli. Çünkü gerçekten riskli bir durum var şu anda. Bu riskli durumdan dolayı okulların açılması da çok çok riskli olacaktır arkadaşlar. Bana kalırsa bu benim kendi düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek görüşmek üzere